Cumhuriyet Üniversitesi'nde oluşturulan mini çiftlikte organik etlik piliç yetiştiriliyor. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Zooteknik Bölümü ve Şarkışla Meslek Yüksekokulu'nun ortak çalışmasıyla sürdürülen Organik Etlik Piliç Üretimi adlı projeyle farklı otlak yapısının kaliteye etkisi araştırılıyor. Cumhuriyet Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Hasan Eleroğlu, organik üretim şartlarında bir tavuğun dışarıda otlayabileceği alanın 4 metrekare olduğunu dile getirerek kümeslerin organik standartlara uygun şekilde yapıldığını bildirdi. Şu an içerisinde bulunduğumuz sahada farklı otlak yapısı ile farklı genotip organik etlik piliç üretim standartlarında yetiştiriliyor. Yani iki ayrı hattı, iki ayrı otlak yapısıyla değerlendiriyoruz. Hem bunların gelişme performanslarını izliyoruz an ve an. Kameralarla davranışlarını kontrol ediyoruz. Yem tüketimini, canlı ağırlık artışını haftalık olarak takip ediyoruz. Hasan Eleroğlu, organik piliç yetiştiriciliğinde 80. günden sonra kesim yapılacağını anlattı. Bunların etleri üzerinde değişik analizler yapılacak. Gıda mühendisliğimiz bu konuda ciddi hazırlıklarını tamamladı. Civcivlerin beslendiği bahçeye gazal boynuzu, kılçıksız brom, kekik otu ekilerek et kalitesi arttırılmaya çalışılıyor.